Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم يجي ربيمز cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi aff ve mağfiret eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu dünyada da, ahirette de çok güzel yerlere gelmemizi nasip eylesin. Rabbimiz bizleri, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Kendi yolundan ayırmasın. Yanlış yollara, yanlış adreslere gitmekten de muhafaza eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun izniyle yine bir sohbetimizle beraber buluştuk. Şükürler olsun. Rabbim cennette de buluşmayı nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hepimizi, annelerimizi, babalarımızı, hocalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi komşu eylesin. Amin. Malumunuz, yarın itibariyle öğrencilerimiz karne alacaklar. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri yaklaşık tam 17,5 milyon öğrencimiz karne almış olacaklar. Tabii bu dünya karnesi çalışan insanın, derslerini başarıyla efendim bitiren insanların karneleri güzel olacak. Yanında teşekkür, takdir belgeleri de olacak. Rabbim evlatlarımıza hayırlı başarılar nasip eylesin. Sadece tek yönlü değil, iki yönlü başarılar nasip eylesin. Hem dünya başarıları hem ahiret başarıları nasip eylesin. Hem dünyadaki başarılarını inşallah İslami ve insani çizgide devletimize, vatanımıza, milletimize hayırlı bir eleman, güzel bir fert olarak yetişmesini nasip eylesin. Onun yanında bir de Rabbimiz inşallah kendisinin de razı olacağı güzel bir kul olarak onlara aferinlerle dolu, kulum senden razı olduğum diye böyle müjdelerle dolu bir karne, bir güzel efendim yarın ahirette müjdeler çocuklarımıza, neslimize nasip eylesin inşallah. Hakikaten çok zordur imtihanımız. Hele bu dönemde evlatlarımızın ellerinden telefon düşmüyor. Oyunlar efendim sürekli artıyor. Bizim bu teknolojideki olan çocuklarımıza yetişmemiz mümkün değil. Allah'a emanet diyoruz. Onlar için dua ediyoruz. Ve çocuklarımız Celle Celaluhu, Allah'ımız bize ikram ederse onlara hayırlı olarak beş vakit namazlarını kılan salih kullar olarak inşallah en büyük ödül bizim için budur. Onun için sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklarımızla ilgili
bizlere buyuruyor ki hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan, güzel terbiyeden, güzel bir yetişmeden daha büyük, daha efendim ödül, daha üstün bir şekilde parasal yoluktura bir miras bırakmamıştır. Bütün dünya bir tarafa, çocuğunuzun hayırlı olması bir tarafa. Allah seni yetiştiren anneden babadan razı olsun diye böyle bir duayı alabildikse önemli olan budur. Gerçekten bizim evladımız hakkında istemiş olduğumuz noktada aslında gelmesini istediğimiz, efendim erişmesini istediğimiz yer de burasıdır. Rabbim nasip etsin. Onun için çocuklarımızın her şeyiyle yakından ilgileniyoruz. Özellikle de namazlarıyla, abdestleriyle, ahlaklarıyla, oturmaları, kalkmaları, giyinmeleri, kuşanmaları, bunlar bizim için çok önem arz ediyor. Ne olursunuz, çocuklarınızı kız, oğlan hiç fark etmez. Yani arkadaş çevresi olarak kimlerle oturuyorlar, kimlerle kalkıyorlar, kimlerin efendim takip ediyorlar, izledikleri efendim diziler, filmler, bunlarla ilgili iyi bir şekilde onlara arkadan efendim hiç fark ettirmeden takip etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar bize emanet. Uykularımız bunun için kaçsın. Saçlarımız, sakallarımız bunun için beyazlasın. Değer mi? Değer. Vallahi değer. İnsan çocuğunu hiç efendim cehennem ateşinde görmek ister mi? Onu tahammül edebilir mi? Dünyalık bir ateşlenmesine tahammül edemiyoruz. Öksürüğüne tahammül edemiyoruz. Onlar nasıl tahammül ederiz? Onun için tedbirlerimizi almamız lazım. Matematiğine, İngilizcesine vermiş olduğumuz değerler kadar yavrularımızın da dini, ahlaki olan bölümlerine değer vermemiz lazım. Şu anda liselerde, ortaokullarda zorunlu olmadığı için seçmeli ders şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimize Kur'an öğrenme, öğrencilerimize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, yani siyer diyoruz buna, bu dersi öğrenme, dini bilgilerini, gusül abdesti nasıl alınır, efendim oruç nasıl tutulacak ve insanın dini ritüel olarak, yani namazını ne bozar, hangi efendim şartlarda namaz kılınabilir, bunları anlatan dini bilgilerini öğretecek dersleri koymaya çalışıyorlar. Ama buna ne diyorlar? Seçmeli dersler. Seçmeli ders olunca da mecburen siz veli olarak bu noktada idareye imzalı bir kağıt veriyorsunuz. Yani matbu hazırlanmış, ben çocuğumun seçmeli derslere girmesini istiyorum. Kur'an dersine girmesini istiyorum. Peygamberimizin hayatıyla ilgili olan dersine girmesini istiyorum. Ben dini bilgiler dersine girmesini istiyorum diye bir imza atıyorsunuz. Hocalarımız da orada okulda idare olarak bakıyorlar o dersleri isteyen kimselere. Onlar için bir sınıf oluşturuyorlar. Oraya bir öğretmen efendim tayin ediliyor. O şekilde yavrumuz derslerinin yanında matematiğinin, İngilizcesinin, biyolojisinin, coğrafyasının, kimyasının yanında bir de bu taraftan da kendi dinini, kendi ahlakını, kendine ait olan değerleri de öğrenmiş oluyor. Bunun da şu anda süresini Şubat ayının 7'sine kadar efendim uzattılar. Yani bugün itibariyle örneğin biz ayın 20'sindeyiz. Yani ocağın 20'si. Ocak 31 çekiyor. 11 gün buradan var. 7 gün de oradan var. Yaklaşık nereden baksanız 18 günlük böyle bir şansımız var. Etrafımıza duyuralım. Çocuğu lisede, ortaokulda okuyan efendim kimseler gitsinler. Bu müracaatı muhakkak yapsınlar. Ve efendim bir iki kişi de olsun kurtarmaya çalışalım. Yani dış dünya yanıyor, görüyorsunuz. Maneviyatsızlıktan yanıyoruz yani. Kimisi efendim annesine babasına hakaret ediyor. Kimisi efendim bakıyorsunuz devletine vatana karşı düşmanlık yapıyor. Kimisi
dini değerlerine saygısızlık yapıyor. Hele bir tane şom ağızlı bir kadın, bir artık söylemek bile istemiyorum. Kalkmış Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti Havva validemiz, bunlara efendim şarkı sözleri arasında kendine göre hakaret etmeye çalışıyor. Bedensiz, be utanmaz, be şerefsiz, be ahlaksız, be kafir, zalim, hain. Sen ne deneyeceğini efendim insan şaşırıyor. Sen başka şarkı sözü mü bulamadın? Allah'ımızın ilk insan olarak yaratmış olduğu, ilk halife olarak Kur'an-ı Kerim'inde bildirmiş olduğu ve meleklerin de kendisine secde etmiş olduğu ve Allah'ın özellikle kendi ilminden kendisine vermiş olduğu ilmiyle efendim onu yücelttiği Hazreti Adem'i sen o şom ağzına, o efendim diline nasıl alırsın sen? Utanmaz. Onun için bu tehlikelerden sıyrılmanın noktası nedir? İmanımıza sahip olmaktır. Allah'ın yoluna sahip olmaktır. Bunların şarkıları, türküleri batsın. Dinlemeyiz bunları elhamdülillah. İşimiz olmaz bunlarla. Çünkü yarın ahiret günü var. Bizim hep taktığımız kafamıza budur. Başka bir şey yok. Yani Allah'ın huzuruna çıktığım zaman ben ne olacağım? Allah'ın huzurunda çıktığım zaman efendim kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisine göre ben kimi seviyorum, kiminle beraber olacağım? Bunları düşüneceğiz. Onun için çok dikkat edelim. Çocuklarımıza da sevdirdiğimiz kimselere dikkat edelim. Kimi seviyorlar, kiminle beraberler, ne yapıyorlar, kimi örnek alıyorlar. Saç modellerinden tutun, giyim modellerinden tutun. Her şey insanın iç dünyasını dışarıya yansıtıyor. Allah sonumuzu hayır getirsin. Allah evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi hep korusun. Onları salihlerden, salihalardan, hayırlı insanlardan eylesin. Allah'a emanettirler. Duadan başka yapacağımız bir şey de kalmadı. Ha, duayı efendim haşa küçümsemiyoruz. Dua çok önemli. Dua, dua, dua. Ama gerçekten haddi aşan bir grup var. Bu densiz, bu efendim hain, bu şerefsiz, bu kafir kadının sözlerine milletvekilleri, bilmem parti başkanları falan sahip çıkmaya çalışıyor. Utanmazlar. Çıkın bakalım. Zaten Allah'ın hikmeti, Cenab-ı Hak Celaluhu onları tanımamıza da bir sebep oldu yani. Kimler var arkasında? Bu tip düşüncelere kim sahip? Sanat adına. Batsın senin sanatın ya. Yani Rusya'nın başında oturan devlet başkanı Putin, Allah ona hidayet nasip etsin, iman nasip etsin inşallah. O bile çıkıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir iki söz söylemek isteyen sanatçı bozuntularına diyor ki tamam tamam sanat için bir şeyler yaparsınız ama buralara gelince hayır diyor, müsaade edilmez. Sanat adı altında değerlere efendim saygı duyacağız. Dostlar, uzun sözün tabiri caizse kısası, biz çocuklarımıza eğer Allah nasıl istiyorsa böyle sahip olursak, Kur'an-ı Kerim'in düsturları üzerine efendim sahip olursak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela ne diyor bize? Çocuğunuz dünyaya geldiği zaman hayırlı bir isim verin. Yani dünyada, ahirette. Yarın mahşer gününde çocuğun ismiyle çağrılacak. Onun isimlerinden en güzellerinden mesela bir Abdullah, Abdurrahman. Bunları koyalım. Az duyuyoruz bunlardan. Bir bakıyorsunuz efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi isimlerinden koyalım. Muhammed'i, Ahmed'i, Mustafa'sı, Mahmud'u, Ebu Bekirler, Ömerler, Aliler, Osmanlar çoğalsın. Evet, Mus'ablar, efendim Muazlar, bunlar çoğalsın, Bilaller çoğalsın. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim. Kızlarımızın isimlerini, yani Zehra'lardan, Fatıma'lardan, Ayşe'lerden, Ayşe Nur, Ayşe Gül gibi böyle isimlerden çoğaltalım. Yani milletin biz esir olamayız. Biz bir tırnağını yaratamadığımız, bir tel saçını yaratamadığımız bu yavrumuza Allah ne istiyorsa onun ismini verelim. Millet ne istiyorsa değil ki. Bana ne milletten? Ben çocuğuma o ismi verdiğimde
Şunu da efendim düşünüyorum bir taraftan. Çocuğum onun isim verdiğimin çizgisinde yürüyecektir Allah'ın izniyle. Allah senin düşünceni ortaya koymuş oluyor. Dikkat edelim buna. Baş verin milleti. Millet ne derse desin. Allah bize ne diyecek? Allah bizden razı mı? Buna bakalım. Allah razı olduktan sonrasında vallahi her şey boş. Rabbi rıza makamına erdirsin inşallah. Çocuklarımızla arkadaş gibi olmaya çalışalım. Onların seviyelerine inelim. Onlarla konuşalım. Onlarla oynayalım. Onlarla gezelim, program yapalım. Ama 7 yaşından sonra ne pahasına olursa olsun çocuklarımızın 5 vakit namaz kılmalarını sağlayalım. 5 vakit namaz kılmaları için de 7 yaşından sonra çocuğun yani en azından namazı kurtaracak kadar bir dua bilgisine sahip olması lazım. Bir Sübhaneke'yi, bir Ettehiyyatü'yü, bir Fatiha suresini, bir Kevser suresini, bir İhlas suresini bilmesi lazım ki namaz kılabilsin. Abdest almasını bilmesi lazım ki abdestini efendim alabilsin düzgün bir şekilde. Hani bunlar da çok önemli. O zaman çocuğun eğitimi 4 yaş, 4 ay, 4 gün. 444. 444. Bu zamanda başlatılacak ki o çocuk o 7 yaşına gelinceye kadar o 3 sene içerisinde Allah'ın izniyle birçok mesafe kat etmiş olur. Rabbim hepimize kolaylıklar versin ve mahcup etmesin inşallah. Yavrularımızın dualarını almayı öldükten sonra amel defterimizin kapanmadan böyle dedeler, torunlar neyse efendim hep beraber efendim şıkır şıkır tıkır tıkır yürüyüp ahirette cennete efendim cemalullah'a kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. İnsan cennette öyle güzel dereceleri, makamları bulur ki yani Allah'ım ben buraya göre bir şey yapmamıştım. Nasıl oldu bu deyince evladım sana dua etti. Evladından kazandın. Allahu Ekber. Ne güzel bir şey. Rabbim bu müjdeyi hepimizin aile eylesin inşallah. Dostlar dua dedik. Duamızı yapacağız. Dua ne zaman efendim kabule şayan olur? Yani dua her zaman yapılır ama bir de bazı zaman dilimleri oluyor ki bu zaman dilimlerinde bir tık daha öte, bir tık daha öne doğru çıkmış oluyorsunuz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu soruya karşı hangi dua daha çok kabule şayandır diye gece yarısından sonra yapılan bir de farz namazların arkasından yapılan buyuruyor. Gece namazları gece yarısından sonra teheccüd namazına kalkılıyor ya işte o zaman of yerde gökte ne varsa böyle bütün rahmet kapıları sonuna kadar açılıyor ve Allah-u Teala Celle Celaluhu kulum ne istiyorsun benden söyle. Hastalığına şifa vereyim. Günahlarını affedeyim. Rahmetimle sana muamele edeyim. İşini efendim rızkını neyse açayım. Evine huzur vereyim. Aileni çok hayırlı edeyim. Çocuklarını efendim bu noktada çok güzel yere getireyim. İste benden. Allah'ım sana ihtiyacım yok benim. Hiçbir şey isteyeme ihtiyacım yok. Ben efendim işim tıkırında yatıyorsun aşağıya. Ya kardeş bak şu anda rahat rahat kalkabilirsin. Saat 6.45'e kadar efendim insan teheccüd namazını kılabiliyor, dualarını yapabiliyor. Ya biraz bir hareket etle. Görüyorsun bak ümmeti Muhammed yanıyor. Bir sürü sıkıntılarımız var. Rabbim hep hayra çevirsin inşallah. Onun için de dikkat edelim. Böyle madem bizi Allah-u Teala Celle Celaluhu gece yarısından sonra duaya bekliyor. O dualar da kabule şayandır. O zaman kendimizi bu noktada hazırlayalım. Akşamdan psikolojik olarak hazırlayalım. Bedensel olarak hazırlayalım. Biraz erken efendim yatmaya çalışalım. İçericeğimiz telefon, televizyon neyse programlarını erteleyelim. Ama efendim kesinlikle geceliğin yapılan bu duayı kabule şayan olan bu duayı kaçırmayalım. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua hakkında diyor ki bize Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Yani Allah-u Teala Celle Celaluhu
duaya o kadar önem veriyor ki, hani haşa benzetmek doğru bir şey değil ama insanlardan istersiniz, insanlar size efendim bu noktada soğuk bakar, insanlar sizi görmemek istemez falan, böyle çok istedin kardeşim yeter falan der, diğercesine bir tavır sergiler. Ama Allah öyle değil Celle. Allah öyle cömert ki, Allah duadan o kadar hoşlanıyor ki, kulum iste, istediğini ben vereyim diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayette orijinaliyle ne buyurur? Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, ben duanıza icabet edeyim. Dua edin, duanıza icabet edeyim. Yani dua o kadar önemli ki, dua ibadetin özüdür diyor Efendimiz Aleyhisselam. Muhhul ibade. Dua muhhul ibade. Yani ibadetin özü. Her şeyin bir özü vardır ya, kaymak vesaire işte yoğurdun içerisinde. Bunun gibi efendim ibadetin kaymağı da dua. Duasız bırakmayın. Kendinizi bırakmayın, çocuklarınızı bırakmayın. Bir de duanın kabul olacağı bir yer daha var. Beş vakit namazda farz namazlardan sonra hemen duaya yapışmak lazım. Yani dua deyince böyle efendim insan ayakkabısının kaybolan bağını dahi Allah'tan isteyecek. Cenab-ı Hak Celle hemen sana bir bakıyorsun, öyle bir format atıyor ki beynine, az önce o kadar düşündün, ben nerede kaybetmiştim bunu, nerede bırakmıştım falan diye düşündüğün şey hemen aklına geliveriyor. Allah sahibimiz değil mi? Kainatın sahibi değil mi? Bir anda önünü açıyor senin. Onun için Allah'a müracaat etmek lazım. Kaybolan ayakkabının bağını dahi Allah'tan istemek. Kaybolan, senden kopan çocuğunu Allah'tan istemek. Çevir ya Rabbi, ne olursun. Böyle görmek istemiyorum Allah'ım ben çocuğumu. Yanlış dolaşıyor, yanlış yapıyor, yanlış giyiniyor, yanlış düşünüyor. Çevir Allah'ım, ne olursun ya Rabbi. Kıl iki rekat namaz. Hacet namazı. Ver dilekçi içeriye. Cenab-ı Hak Celle'yi boş çevirmez. Allah-u Teala Celle'yi haya eder, haşa. Kulum benden istediği ben ona vermeyeceğim. Böyle bir şey yok. Rabbimiz efendim sözünde durur. Sözüne asla caymaz. Biz kullar gibi değildir. Allah bu Celle Celaluhu. İsteyelim, isteyelim, isteyelim. Özellikle de onu vurguluyorum. Çocuklarımız, neslimiz, zürriyetimiz kaymasınlar, kaydırılmasınlar, sapmasınlar, saptırılmasınlar. Çocuklarımız arkadaşların etkisinde kalmasınlar. Yoldan çıkabilirler. Sana emanettir ya Rabbi diyelim. Çocuk dönecektir. Dönecektir Allah'ın izniyle. Bir gün, iki gün belki efendim dışarılarda dolaşır ama gene asıl adresine, Kur'an adresine, efendim İslam adresine, namaz adresine, cami adresine dönecektir Allah'ın izniyle. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar büyük bir müjde veriyor bize. Sizden her kime dua kapısı açılmışsa rahmet kapıları açılmış demektir. Yani Allah senin aklına dua veriyorsa bu ne demektir? Yani Allah Celle Celaluhu senin duanı kabul edecek. Rahmet kapıları şu anda açıldı. Hemen duanı yap. Erteleme. Yani bir insana dua kapısı açılmışsa rahmet kapıları da açılmıştır buyurur. O zaman efendim Allah'tan istenilen şeyler arasında en sevimli geleni de afiyettir. Sağlık, afiyet çok önemli. Bunu da isteyelim Allah'tan. Celle Celaluhu, Rabbim sağlık, afiyet nasip eylesin. Bize, çünkü sağlıkla, afiyetle ibadetler yapılıyor. Sağlıkla, afiyetlerle çocuklarımıza bakılıyor. İşimize gidiliyor. Yani sağlık, afiyet işin bir numarası zirvesi. Sağlıktan düştüğünüz zaman, afiyetten düştüğünüz zaman ibadet de düşürüyor, takat düşüyor. Çocukların arasında rahat olamıyorsun. Kendine hakim olamıyorsun. Efendim, istenilen bir insan olamıyorsun. Rabbim kimseye muhtaç etmesin, sıkıntı çektirmesin. Tertemiz huzura böyle imanı kamille, sıfır kilometre günahlarımız olmuş, imanımız da zirveyi bulmuş bir şekilde ibadetlerimizi efendim aşk ile, sevda ile koşuştururken emaneti teslim etmeyi nasip eylesin. Amin.
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hatta şöyle de buyuruyor. Dua başa gelen veya gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Yani Allah'ın kulları duaya sarılın buyuruyor. Deprem, afat bahsediliyor. Tamam bahsedilebilir, olabilir, olabilir. Ama Allah'ımız Celle Celaluhu ya diyeceğiz ki ya Rabbi ne olursun. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan sen muhafaza eyle Allah'ım. Dilekçeni veriyorsun, içeriye bırakıyorsun. Gerisine karışmıyorsun. Cenab-ı Hak Celle öyle kadir mutlaktır ki o deprem gelecekse bile o fay hatları şunu buraya kırılmalarıyla efendim sana böyle çok hafif bir şekilde bir hissettirir, geçer gider. Yeter ki Allah'ımızla olan o irtibatımızı güzel tutalım. Allah'ımızın sevgili kullarından olalım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya efendim sarılalım. Ya Rabbi diyelim. Allah'ım huzuruna geldik. Sen boş çevirme ya Rabbi. Haftaya Allah nasip ederse dersimizde dualarımızdan efendim hangileri öncelikli olmalı? Bunlarla ilgili kısa böyle bir örnekler vermeye çalışırım inşallah Rabbimizin izniyle. Çünkü duada da insan neyi dikkate almalı? Hangi duaları yaparsa daha efendim kabule şayan olur, isabetli olur. Daha öncelikli tutmamız gereken dualarımız nelerdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmiş olduğu mübarek femi muhsinlerinden, bu güzel ağızlarından dökülen, dillerinden dökülen dualardan örneklerle beraber bir ders yapmış olalım inşallah. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bize, sakın diyor, dua ettim de duam kabul olmadı diye. Sakın böyle efendim düşünmeyin, böyle de söylemeyin. Dua ettim ya, boşver Allah'ın duası. Yani ettik ettik de ne oldu? Estağfirullah. Bu çok efendim hem ayıp, hem günah, hem de haddi aşmaktır. Allah Celle Celaluhu bekletir. Kardeşim bir dakika. Sen ben bilemeyiz. Cenab-ı Celle Celaluhu o duayı öyle bir zamanda efendim imdadımızı yetiştirir ki biz efendim orada hiç aklımıza bile dua gelmezdi. Allah-u Teala önceden yaptığımız duayı imdat olarak efendim bize şu anda yetiştirmiş oldu. Elhamdülillah. Sakın. Bir de gerçekten inanarak insan duasını yapmalı. Eğer ciddiyet yoksa efendim bir umursamaz kalple yapılan dua ile Allah'ın huzuruna çıkarsak ciddiyet yok, umursamaz bir kalp var. Ondan sonra bu duaya da cevap verilmeyeceğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Niye? Çünkü bir sefer ettiğin duaya sen inanmıyorsun. Sen bir sefer kalbinle Allah'a teslim olmamışsın, Allah-u Teala'ya dönmemişsin. O ciddiyetten uzak bir duadır. Buna dikkat edin buyuruyor. İşte dediğim gibi Allah nasip ederse haftaya dersimizde sizinle beraber dualarımızı ne zaman efendim icabet edilen zaman dilimleri yapmalıyız. Bunları konuşmuş olacağız. Duaya başlarken neler dikkat edelim? Duanın sonunda neye dikkat edelim? Arada dilekçemize neler yazmaya çalışalım? Bunlarla ilgili çıtır bir bilgi vermeye çalışacağız. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Allah'ım evlatlarımızı, neslimizi hayırlı eyle. Dünyada ahirette güzel yerlere gelmeleri nasip eyle. Bizi de evlatlarımızdan dünyada ahirette gülmemizi sağla ya Rabbi. Nasip et ya Rabbi. Evlatlarımızdan, eşimizden, aile bireylerimizden hep mutlu olalım inşallah ya Rabbi. Sıkıntı çekmeyelim Allah'ım. Sıkıntılarımızı maddi manevi gideriver ya Rabbi. Ülkemize ya Rabbi her türlü iyilikleri nasip eyle. Ya Rabbi ülkemizi ve İslam alemini başarılı eyle ya Rabbi. İslam'ı Kur'an'ı bütün dünya hakim et ya Rabbi. Bu yolda koşuşturan bahtiyar kullarını eyle ya Rabbi. Mahcup etme Allah'ım. Hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar, dertlere deva, borçluya dağlar nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Kendi kapından başka kapı aratma. İlim, amel, ihlas nasip eyle. İşe yaramayan ilimden, doymayan gözden, ürpermeyen kalpten, kabul olunmayan duada sana sığınırız ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirle nur makamlarını cennet eyle. Hepimize de son nefeste iman-ı kamil nasip eyle.
Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanakallahumma ve bihamdika. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve töbü ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bilhassa Allah rızası için, El Fatiha.